Tayyip Erdoğan'a mı verelim, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı vereyim? Ya ben ikisini de vermek istemiyorum ya. Açık ve net, vallahi vermek istemiyorum. Kardeşim, bana sistem getirin. Yani geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu üstünde oturduğunda onun yanlış yaptığında onu denetleyebilecek bir sistem var mı? Bana onu söyleyebiliyorlar mı? 100 yıldır bu ülkede yolsuzluk var mı? Var. Her dönemde yaşandı mı? Yaşandı. Demek ki en tepedeki imanlı olduğunu söyleyen adamı da bozuyorsa bu sistem, bu sistem demek ki sistem olmaktan çıkmış. Kardeşim, sorunumuz Hasan, Mehmet, Tayyip değil. Bu yamalı boşça sistemin değişmesi lazım. Bıraksınlar adam oylamaktan ya. Sıkıldık adamları oylamaktan ya. Yolsuzluk var, arsızlık var. Adalet sisteminde bozulma var. Gelir adalet eşitsizliği var. Eşitlik yok. Nasıl olacak? Cumhurbaşkanlığı sistemi böyle olur mu? Hani denetleme? Ben çok üzülüyorum bu ülkeye ya. Vallahi bu insanlar hak etmiyor ya. Demek ki iman da yetmiyor tek başına. Siz imanı denetleyemezseniz iman da tek başına sizi yoldan çıkarabilir. Şeytanınız bol olur o zaman. Kılıçdaroğlu gelse ne olur? Meral Akşener gelse ne olur? Elektrik ve doğalgaza %20 zam geldi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani bu ekonomik koşullardan hepimiz etkileniyoruz. Evet, dünya belki %10, %15 gibi bir enflasyonla mücadele ederken, yani bu pandemi sonrası, Türkiye'de bu %200-300. Böyle bir gerçeklik var. Hani istedikleri kadar TÜİK verilerini aşağıya çeksinler, %70 desinler, %80 desinler. Bu gerçekliği kabul etmemiz lazım. Ben iktidarım ses vermese de kendi milletvekillerinin içerisinde de halkın içinde yaşıyorlar bu insanlar da. İşte düşünün, her gün bu kadar dengesiz bir mazot fiyatlandırmasıyla, her gün elektrik zamlanmasıyla, her gün markette rafların sürekli değişmesiyle bunları görüyoruz yani. Ve dolayısıyla hiç de durmuyor. Ya duracak gibi de değil işte. Dolar 18 lira. 18 lirayı geçtik. Kritik eşiği de geçtik. Artık eşik meşik de kalmadı. Psikolojik eşik diyor bu ekonomistler. Bizi kandırmak için sürekli yok ne bileyim ne eşiği. Her gün bunu yaşıyoruz. Bunun önlemi seçim midir? Gelecekler buna bir şey yapabilecekler mi? Buna bir çözüm getirebilecekler mi? Yoksa seçime giderken iktidar bir çözüm mü bulacak? Bunlar hepsini görüp yaşayacağız. Biz muhalefetten emin olamadığımız için konuşamıyoruz. Mesele iktidarın gitmesi değil ki, gider. Ama güçlü bir muhalefet yok ortada. Altı masa toplanıyor, bir cumhurbaşkanı o ben adayım diyor, o ben adayım diyor. Yani iktidar açısından evet, tamam, adamın adayı belli, hiç sorun yok. Oturup yani bir şeye saman alve yel değirmeni gibi kavga etmenin anlamı yok. Burada sorun muhalefetin altılı masaya oturduktan sonra çocuk gibi birinin oynamıyorum, ben kalkıyorum. Ben adayım diyor, beşi kabul etmiyor, altısı kabul ediyor, dördü kabul etmiyor. Bu yaklaşımla Türkiye'de neye çare olacaklar, soru soruyorum. Ya bu muhalefeti değerlendirme süreci, işte kararsızlık süreci sizde yeni mi gelişti? Daha önceden iktidarı mı destekliyordunuz da sonradan hani muhalefete bir bakayım dediniz? Ya şimdi şöyle, şimdi iktidar iyi yaptığı şeyler var, ülkede başardığı şeyler var. Başaramadığı konular var, bozduğu şeyler var. Şimdi eğer biz ideolojik saptamalarla değil de kendimiz elimizi vicdanına koyduğuna değerlendirdiğimizde ben bu iktidarın ömrünün bittiğini düşünüyorum. Yani ömrünü tamamladığını düşünüyorum. Peki ne var? İşte bazen iktidar yaklaşımlı yorumlarda işte efendim Doğu Akdeniz meselesi, ya gelecek olan Doğu Akdeniz'den ödül mü verecek? Muhalefet de bunu çıkıp konuşmuyor. Yani ben bunlara sahip çıkarım. Ben İHA, SİHA gibi teknolojilere sahip çıkarım. Cumhurbaşkanının damadı olması önemli değil. Bu böyle bilim ve teknolojiye sahip çıkarım. Ben bunları dağıtmam. Ben bu milli meselelerde ben varım diyemiyor yani. Bir Doğu Akdeniz meselesine biz de sahip çıkacağız. Ege ve Yunan meselesinde biz de varız diyemiyor. Niye diyemiyorsun? Niye iktidar kadar sahip çıkamıyorsun? Oralarda soru işareti insanların kafasında. Yani her şeye rağmen güvenlik, şu bu açıdan güvenlik birinci sırada. Sonra açlık, tokluk, yolsuzluk falan filan geliyor. Ve insanlar yani Türkiye Cumhuriyeti gelecekte üç parça mı olacak, tek parça mı olacak? Bunun endişesi var. Bunu muhalefetin seslendirip biz tek parça olacağız, iktidarın yaptığı iyi şeylere sahip çıkacağız. Ama kötü şeyleri de eleştireceğiz, yargıya taşıyacağız. Ama sen iyilerini de söyleyebilmelisin. Böyle olmaz. Yani böyle ideolojik saptamayla olmaz. Tek bir parça değil. Yani siz iktidarı koyduğunuz zaman iktidara gitsin diyorsun ama iktidar neyi yaptı, neyi kötü yaptı? Bunu koyacağız masaya. Muhalefet ne yapmalı, ne yapması gerekiyor? Bunu da masaya koyacağız. Biz doğru yolu öyle bulacağız. Akıl yok. Efendime söyleyeyim, herkes tamamen başka sayıklarla hareket ediyor. Biz bunların tamamının üstesinden gelmemiz için çok realitik ve analitik düşünmemiz lazım. Yani bir kere biz bu böyle sağcılık, solculuk düttürüsünden, bu ideolojiden kurtulmalıyız. Bize diyorlar ki bu böyle bir sistem var. Ne, hangi sistem? Bu laik cumhuriyet dedikleri sistem. Şimdi laik cumhuriyet dedikleri sistemin 100 yıldır bu ülkede yolsuzluk var mı? Var. Her dönemde yaşandı mı? Yaşandı. Demek ki en tepedeki imanlı olduğunu söyleyen adamı da bozuyorsa bu sistem demek ki sistem olmaktan çıkmış.
Bize önce bir sistem bulmaları lazım. Bize sürekli lider oylanıyoruz. Şu Kılıçdaroğlu'na mı verelim, Tayyip Erdoğan'a mı verelim, Hasan'a mı verelim, Mehmet'e mi? Kardeşim sorunumuz Hasan, Mehmet, Tayyip değil. Yamalı bohça bir sistemin üzerinde yaşıyoruz. Bu yamalı bohça sistemin değişmesi lazım. Bize demeleri lazım. Finlandiya sistemi mi getirelim, Norveç sistemi mi getirelim, İngiliz sistemi mi getirelim, şeriat mı getirelim? Şeriat olmazsa efendim mesela komünizm mi getirelim, sosyalizm mi getirelim? Bizi artık ne yönetecek, buna bakmamız lazım. Bıraksınlar adam oylamaktan ya. Sıkıldık adamları oylamaktan ya. Bize bir şey söylesinler. Bu sistem bu ülkenin yükünü taşımıyor kardeşim. Yolsuzluk var, arsızlık var. Adalet sisteminde bozulma var. Gelir adaletsizliği var. Eşitlik yok. Nasıl olacak? Bunu bir sistem düzeltmesi lazım. Kişilere teslim olamayız. Biz artık kişilerin adaletine teslim olamayız. Kişilerin adaletinden çok sistemlere teslim olmamız lazım. Türk halkı da uyanık olsun. İşte gördük yani, sistemleri gördük yani. Bu laik sistem üzerine bohça bohça bohça. Cumhurbaşkanlığı sistemi böyle olur mu? Hani denetleme? Nerede? Nerede denetleme, nerede? Dünyanın her yerinde bu iş yapılırken bir üst parlamento vardır. Bir parlamento vardır, bir de işte atıyorum belli bir sayıda bir üst parlamento vardır. Üst parlamento iktidarın aldığı kararları denetler. Yerinde olup olmadığını denetler. Halka ek fatura getirip getirmediğini denetler. Var mı böyle bir sistem? Şimdi bizim sorunumuz kişi değil kardeşim. Kişilerin adaletlerine, kişilerin vicdanlarına teslim olamayız artık. Biz yorulduk bundan. Bize artık bir sistem getirsinler. Bu geçmişe, yani mesela muhalefet partisi bir sistem konuşmuyor. Ne konuşuyor? Seni geçmişe döndüreceğim. Lan geçmiş olsaydı zaten AK Parti iktidarı gelmezdi. Demek ki yani o sistemden rahatsızdı insanlar. Sizin bu 28 Şubat'tan önce, yani artık insanların din, vicdan, ekonomik özgürlüklerinin hürriyet altına alması lazım. Yani herkese hürriyet lazım. Herkese vicdan lazım. Herkese adalet lazım. Siz bunları seslendirmeniz lazım yani. Biz oturuyoruz hala diyoruz ki Tayyip Erdoğan'a mı verelim, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı vereyim? Ya ben ikisini de vermek istemiyorum ya. Açık ve net olsun. Vallahi vermek istemiyorum. Kardeşim bana sistem getirin. Yani geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu üstünde oturduğunda onun yanlış yaptığında onu denetleyebilecek bir sistem var mı? Bana onu söyleyebiliyorlar mı? Altılı Masa bunu söylüyor mu? Hayır. Biz, o mu gelsin, bu mu cumhurbaşkanı olsun, o mu? Ya sorunumuz... Şey diyor, güçlendirilmiş parlamenter sistemde. Hayır kardeşim, farklı bir mekanizma işleyeceğini söylüyorlar şu an. Abicim, oturup da cumhurbaşkanlığı belirlemede anlaşamayan bana bir parlamenter sistemin güçlendirilmişini getirebilir mi? Emin misiniz? Ben çok üzülüyorum bu ülkeye ya. Vallahi bu insanlar hak etmiyor ya. Vallahi tallahi hak etmiyor kardeşim. Yazık, günah ya. Ben insanların dinine, vicdanlarına teslim olamam artık. Çünkü demek ki iman da yetmiyor tek başına. Yani siz imanı denetleyemezseniz iman da tek başına sizi yoldan çıkarabilir. Şeytanınız bol olur o zaman. Demek ki yani oturduğunuz koltukta sizi denetleyecek bir mekanizma olması lazım. Bu mekanizmayı kuramadığınız müddetçe Kılıçdaroğlu gelse ne olur, Meral Akşener gelse ne olur? Soru soruyorum.